Kanal 42 ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Salı gününün akşamında İstanbul stüdyolarından hepinize mutlu, bereketli ve huzurlu akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin gündemini, konuşulmayan gündemi konuşacağımız gündemin içinde programıyla yeniden karşınızdayız. Hepinize mutlu ve keyifli bir program geçirmenizi diliyoruz. Konuklarımız Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Kurdaş, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yine ekonomist ve ekonomi alanında önemli çalışmalara imza atan Ergün Kaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk. En çok merak edilen konulardan bir tanesi aslında Türkiye'nin ekonomisinde neler oluyor? Çünkü birçok yatırımdan söz ediliyor, köprüler yapılıyor, 3. havalimanı yapılıyor. Bunlar ekonomik bir kazanım mıdır? Türkiye bugün başbakanın açıklamalarına baktığımızda bir borç iması vardı. Borcumuz olsa da yatırımdan geri durmayacağız denildi. Kredi kartlarının limitleri artıyor, şunlar oluyor, Moody's kredi notumuzu düşürüyor. Türkiye'nin ekonomisi ne? Bu soruya herkes cevap arıyor. Sizden başlayacak olursak, Türkiye'nin ekonomisini özetlerken Türkiye'nin ekonomisi için neler söyleyeceğiz? Zannediyorum artık gerçekleri görme ve kabul etme zamanı geldi. Sayın Başbakan'ın son demecinde evet borcumuz var demesi de aslında bir gerçeğin itirafı idi. Genellikle bu borcun, özellikle Türkiye'nin dış borcunun ciddi seviyelerde olmadığı, çoğu ülkeden daha iyi olduğu şeklinde uzun yıllardır bir algı oluşmuş olmakla birlikte son aylarda iki derecelendirme kuruluşunun Standard & Poor's ve Moody's'in Türkiye'nin notunu kırmasındaki en önemli neden olarak Türkiye'nin dış borçlarının yüksekliği ve bu borcu çevirmenin riski üzerinde hareketle olumsuz bir görüş bildirdiler ve Türkiye'nin notunu kırdılar. Dolayısıyla artık bu borcu görmezlikten gelmenin bir anlamı yok. Rakamlar çok yüksek. Ama daha çok Türkiye yani sizin dediğiniz gibi ekonomik bir anlamda değil de siyasi bir karar olarak lanse etti. Yani normalde bizim borcumuz yok, durumumuz da iyi ama Moody's işte küresel oyunların bir parçası olarak notumuzu bu yüzden kırdı gibi lanse edildi. Bu doğru değil mi yani? Moody's Türkiye'nin notunu yani yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi kararını 16 Mayıs 2013 tarihinde aldı. Ne tesadüftür ki bu tarih bugün ve bu kararın açıklandığı aynı saatlerde Sayın Başbakanımız Obama ile görüşme yapıyordu Beyaz Saray'da. Evet. Bu görüşmeye denk gelen saatlerde Moody's Türkiye'nin notunu arttırdığını açıkladı. Ve yine bir tesadüftür ki Sayın Cumhurbaşkanımız, o dönemki Başbakanımız Amerika'dan dönüş uçağındayken 23 Eylül'de Moody's Türkiye'nin notunu kırdığını açıkladı. Bu kadar tesadüf olmaz. Yani notunuzu arttırırken Amerika'da görüşmedesiniz, önemli bir görüşme. Notunuzu kırarken dönüş uçağındasınız. Çok önemli, ilginç bir tesadüf. Elbette bu karar siyasi. Ama bugün siyasi olduğu gibi o gün de siyasiydi. Türkiye'nin notunun arttırılmasıyla ilgili karar da en az bugün kırılması kadar siyasiydi. Türkiye'ye yönelik uluslararası camiadan, özellikle Batı dünyasından son 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle birlikte ve çevremizde olan gelişmelerle birlikte hem askeri hem siyasi hem ekonomik bir baskının, bir kuşatmanın olduğu bir gerçek. Bu not kırımı da bu paralelde gerçekleşmiş bir olaydır. Ama kazan öldüğü zaman değil, doğurduğu zaman da bunu söylemek lazım. Evet, Batılılar bizim ekonomimizi gereğinden fazla övdüler, gereğinden fazla notunu yükselttiler ki biz daha fazla borçlanalım, kendimize daha fazla bir güven gelsin, daha fazla ithalat yapalım ve gün gelip bu borçlar taşınamaz noktaya geldiklerinde de onların her türlü müdahalesine, baskısına açık hale gelelim. Ekonomi ve siyaset birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Dolayısıyla 2013 ve 2016'da 3 yıl arayla yaşanan bu iki olay tamamen birbirinin aynısıdır. Sadece birisinde not arttırılmıştır, diğerinde de düşürmüştür. Nedenleri siyasidir.
Şimdi siz böyle söyleyince ben Sayın Kurdaş'a dönmek istiyorum. Şimdi Ergün Bey dedi ki 2013'te 16 Mayıs 2013 not evet. artarken Obama'yla o dönemin Başbakanı Erdoğan görüşmedeydi. Notumuz arttı. 23 Eylül'de notumuz düşerken de Erdoğan Obama ile görüşmeden dönüyordu. Dolayısıyla o zaman 16 Mayıs'ta tavizler verdik, Obama'yı memnun ettik, Obama da ödül verdi. 23 Mayıs'ta da bir şeyler söyledik, Obama memnun olmadı, notumuzu kırdı. Böyle mi anlamalıyız? Yani şimdi ekonomiyi konuşurken ifade edildiği gibi söyleyeyim, dış politikadan ayrı düşünemezsiniz. İç politikadan ayrı da düşünemezsiniz. Terörden ayrı da düşünemezsiniz. Sonuçta bugün dış politikayı da konuşurken ekonomiden ayrı konuşmak mümkün değil. Bu çerçevede baktığımız zaman biz ekonomik sistem dünyada eğer küresel bir sistem üzerinde yürüyor ve iki şey varsa para ve banka sonuçta her şey birbiriyle ilgili bir meseledir. Bu çerçevede yolumuza devam edecek olursak eğer biz evet ifade edildiği gibi Türkiye ile ilgili ciddi anlamda siyasi bir takım kararlar alınmaktadır dünya arenasında. İşte Suriye politikasında, Irak politikasında, Orta Doğu'dan taca çıkartılma meselesinden tutun da daha birçok konuda bir takım kararlar alınıyor Türkiye ile ilgili. İfade edildiği gibi ekonomide bu derecelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu puan artırımı, puan yükseltilmesi gibi yatırım yapılabilir ya da yapılamaz bir takım tahditlerin konması meselesini de bu çerçevede değerlendirmek mümkündür. Çünkü ekonomi Türkiye'de kendi ekonomik politikası üzerinde yürümüyor. Ve sonuçta herkesin bildiği Kemal Derviş Fişer modeli üzerinde yürüyen bir sistem var. Bu sistemde ipin ucu Türkiye'de değil, Ankara'da değil ve doğal olarak sizin kendi milli bir ekonomik politikanız yoksa ipin ucunu kim tutuyorsa siz o ipin ucunda sallanırsınız. Sadece ekonomik alanda değil, politik alanda da sallanırsınız. Dış politikada da sallanırsınız. O ipin ucunu bizim aslında geri yakalamamız alırsınız. Gerekiyor. İşin özünde ben meseleyi böyle değerlendiriyorum. İşte, Ergun Bey. Yani bu derecelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu kararlar, işte Ergun Bey ifade etti ya, olumlu verince Türkiye'nin ekonomisi çok başarılı, olumsuz verince küresel bir takım oyunlar var. Bu tarzda biz değerlendirmeye gidersek bizim varacağımız hiçbir yer yok. Örnek ilginçti. Kazan doğurduğunda da aynı tepkiyi vermek yani. Gerekirdi. Adalet ve adil olan bu olsa gerek. Şimdi Türkiye'nin... Gerçeği görmek için. Gerçeği görmek lazım. Bizim aynen kimseye adaletli davranmamız evet. gerekmiyor ki. Olan biz oluyor. Gerçek ortaya çıkmalı. Şimdi bu programda da biz gerçeği aslında izleyicilerimizin de merak ettiği şey şu. Çünkü bir yere doğru gidiyoruz. O yer neresi? Onu bilmemiz lazım. Yani daha mı çok borçlanıyoruz yoksa başbakanın dediği gibi Türkiye'nin ekonomik dinamikleri çok güçlü mü? Türkiye'nin ekonomik dinamikleri öncelikle neler? Bunları öğrenebilir miyiz? Yani Türkiye ekonomisindeki dinamikler neler? O güçlü olan, güçlü olduğu söylenen dinamikler. Dünyaya baktığınızda iki tür ekonomi vardır. Bütün diğer çeşitlendirmeleri bir kenara bırakın. Birincisi lokomotif ekonomiler. Yani lokomotif ülkeler. Bunlar güçlü ülkeler dediğimiz İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya gibi ve Japonya, doğuda Çin. Üreten ülkeler mi? Bunların ortak özelliği üretmeleri. Sadece ekonomik olarak düşünmeyin. Bilimde, sanatta, kültürde, sanayide ve teknolojide bu ülkeler üretir. Lokomotif ülkelerdir. Diğer ülkeler ise vagon ülkelerdir. Yani bu ülkelerin ürettiklerini satın alan, bu ülkelerin icat ettiklerini kullanan, onları takip eden ülkelerdir. Yüzlerce ülkeyi bu şekilde düşünebilirsiniz. Petrol üreteni de bunun içerisindedir. Çöllerden oluşan ülkeler de bunun içerisindedir. Afrika'daki ülke de bunun içerisindedir ve Türkiye de bunun içerisindedir. Türkiye'ye baktığımızda son 500 yıl içerisinde neyi icat ettik? Bunun bir cevabı yok maalesef. Türkiye'nin dünya kültürüne katkısı olarak Batılılar biraz da küçümseyerek halı ve yoğurt derler. Hatta yoğurdun pek çok ülkede adı yoğurttur. Benzer şekilde telaffuz edilir. Düşünebiliyor musunuz? Bir toplumu
dünya kültürüne katkısını yoğurt ve halıyla özetliyor. Bundan başka bir katkın yoktur diyor. Ama bir öz eleştiri yapmamız lazım. Biz 500 yıldır gerçekten üretmiyoruz. Haksızlık etmiyoruz. Şiş kebap da var. Rakıyı da söylüyorlar yani dışarı çıkıyor. Evet, lokum vesaire. Ama şu bulunduğumuz stüdyoda çok sayıda teknolojik cihaz var. Teknoloji var, bilim var, altyapı var. Batılıların icat ettiklerini çıkarın, bu odada sadece halı kalır. Evet. Geri bir şey kalmaz. İşte biz bir vagon ülkeyiz. Ama bir taraftan da hiçbir şey üretmememize rağmen kendimizi bir rahatlık içerisinde hissediyoruz. Bunun temelinde şu vardır. Bu 5-6 ülke zenginliklerini sadece kendi ürettiklerini kendi içlerinde satarak değil, diğer yüzlerce ülkeye satarak elde ederler. Cep telefonunu sadece Amerikalı bir firma Amerika'da satarak elde ettiği parayla bugünkü kazancını elde edemez. Türkiye'ye satmalı, Afrika'ya satmalı, Orta Doğu'ya satmalı. Vagonlara satmalı yani. Evet. Vagonların bu sebeple ekonomilerinin belli bir seviyeye kadar büyümesi gerekiyor. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler, bu lokomotif ülkeler aslında diğer vagon ülkelerinin ekonomilerinin büyümelerini belli bir noktaya kadar isterler ki kendi ürettikleri malları satabilsin, bir pazar olabilsin. Ama asla vagonların lokomotife dönüşmesine izin vermezler. Yani üretmelerine izin vermezler. Bu sadece örneğin Kuzey Kore'nin veya İran'ın nükleer enerjide dünyada gördüğü baskıya bir bakın. Ama bunun görünmeyeni aynı şekilde hiç silahlanmayla ilgili yok. Türkiye desin şu anda ben uçak fabrikası kuracağım. Her taraftan baskı gelir. Seçimlerde, hiçbir şekilde kredi bulunamaz. Seçimlerde vardı böyle bir vaadi hükümetin. Ki uçağımız göklerde demişti hatta, yani üretildiğini de söylemişlerdi. Şimdi bu tür soruları tabii daha çok Haydar Dümen'e sormak lazım. Evet. Çünkü bunlar ekonomik argümanlar değil. Daha çok insanların toplumu tatmin etmek için, kendini tatmin etmek için kullandığı argümanlar. Bunun reelde bir karşılığı yok. Türkiye neyi üretmiş? Biz bir ara mağara denen bombalar atıyorduk bir sene önce. Çok teknolojik, çok tahrip edici. PKK'nın bitmesi lazımdı. Bitmedi. Bitmiyor. Çünkü gerçek anlamda hem silah sanayinde hem özel sektörde üretmiyoruz. Ürettiklerimiz herhangi bir şekilde yeni bir teknolojiye sahip değil. Bugün İHA dediğimiz olay. Mağazalardan satın alabilirsiniz. Drone mu deniliyor? Drone. Evet. Hatta geçen üzerine bomba yapıp IŞİD'liler atmış, evet. Saldı. Birkaç askerimiz yaralanmış. Neyse ki kaybımız olmadı. Bu teknolojiler Batı'da o kadar ilerledi ki gizliliği kalmadı. Özel sektör bunu yapıyor ve satıyor. Şimdi sizin gerçekten üretiyorum dediğiniz şey ne olmalı? Madem uçaklar dedik, hava savunma sisteminiz yerli mi? Uçaklarınız yerli mi? Patriot. Hava savunma sistemimiz Almanlar gittiği zaman Hollandalılar getirir. Onlar gittiği zaman başkaları gelir. Ama kendi hava savunma sistemimiz yoktur. Bizim kendi uçaklarımızı, savaş uçaklarımızı Batılılar isterse tek bir tuşa basarak düşürebilirler mi? Yazılımlarını savaşamaz hale getirebilirler mi? Onu 15 Temmuz'da sanki biraz gördük işte. Havalanan F-16'lar diğer F-16'lar tarafından vurulamadı. Çünkü yazılımlarda dost görünmüştü. Düşman olarak tarif edilemedi. O yüzden düşülemedi gibi bir gerçekten skandal gerçekten ihtiyacın vardı. Olduğu zaman o silahları kullanamazsın. Şimdi Türkiye'de çok özür dilerim girmiş olayım. Nuri Demirağ gerçeği var biliyorsunuz. Tarihimizde hakikaten aslında bir altın pırlanta gibi duran ama öbür taraftan da bir hazin hikayesi olarak da karşımıza çıkan Nuri Demirağ. Soyadı da zaten demir yolu Amerikalıların yarım bırakmış olduğu bir demir yolunu tamamlamak suretiyle sadece 1930'ların 40'ların imkanlarıyla ve uçak yapıp hatta yurt dışına ihraç edilecek pozisyona gelmişken %100 yerli. İşte bakıyorsunuz Devrim Otomotiv
otomobili var. Şeyi var. Hakikaten devrim niteliği taşıyacak bir tecrübemiz var. Ama onun hikayesi de her ne hikmetse çok hazin bir şekilde birileri tarafından noktalanıyor. O da aslında altın harflerle yazılmış bir şey. Yine Erbakan Hoca'nın 1950'lerde özellikle hayata geçirdiği ve aslında faiz bankacılık sisteminin de temelini ifade eden gümüş motor tecrübesi var ki gümüş motor tecrübesi de yine hala daha yanına yaklaşamadığımız sanayileşme adına büyük hamlelerden biriyken işte biliyorsunuz 3-5 yıl önce gümüş motor da tamamı kapısına bu dönemde kilit vuruldu. Üretim dedi Ergün Bey, yani tamamlamak için söylüyorum. Sonuçta basit anlamda ekonomi dediğimiz şey insanların işte üretim, pazarlama, ticaret, işte ithalat, ihracat ve tüketimle olan bir şey. Şimdi siz o zincirin içerisinde üretim yoksa diğer her şey dışarıya bakan şeyler. Evet. Sen üretmiyorsan pazarlamayı dışarıya bağlı yapıyorsun. Tüketimi zaten sürekli aynı şekilde dışarı yapıyorsun. İthalatın ister istemez hep yüksek olacak. O ithalatın da ihracatının da büyük bir şeyini kabataslak itibariyle büyük genelinde yine ithalat oluşturacak. Yani başkasının malını satıyor olacaksın. Üretmezsen bu böyle olacak. İşte aslında bugün dünya sisteminde böyle bir dayatma var ve biraz önce konuştuğumuz ilk bölümde konuştuğumuz meselelerde de bizim kabullenişimiz var. Mesele etmiyoruz bunu. Yani konfor zannediyoruz ki konforu biz üretim zannediyoruz. Yani internet her yerde çekiyor, sorun yok. Yollarımız duble yol, o zaman sorun yok. Gökdelenlerimiz yükseliyor, o zaman sorun yok. Bunlar üretimin kendisi değil, bunlar insanoğlunun rahatıyla, konforuyla, doğrudan doğruya tüketimiyle ilgili meseleler. Bizim buna bir çare bulmamız lazım, bunu mesele edinmemiz lazım. Üretmeye dair Türkiye'de atılmış adımlar yoktur. Bu noktada işte uçaklardan bahsettiniz. Bu konuda 54. Erbakan Hükümeti'nde biliyorsunuz bir yerli yolcu uçağı projesi ortaya çıkınca Boeing'ler şunlar bunlar falan ciddi anlamda paniklemişlerdi. Çünkü Erbakan Hoca'yı onlar ağır sanayi hamlesinden tanıyorlardı, biliyorlardı. Gümüş motordan tanıyorlardı, biliyorlardı. Dünyadaki sistem açısından söylüyorum. Ha, üretmiyorsanız, iyi bir tüketim pazarıysanız sizden iyisi elbette yoktur. Ama siz iyi bir sağılan inekseniz bir kıymetiniz var. Ergün Bey'in ifadesiyle söylüyorum. Ama süt vermiyorsanız onun da bir kıymeti kalmıyor. O zaman başka başka derecelendirme kuruluşlarının vereceği notlar size veriliyor. Devreye giriyor. Şimdi Başbakan yine bugünkü açıklamasında dedi ki dış ticaret açığı bazen bilerek büyütürsünüz, bazen bilerek kısaltırsınız. Büyümesi mi, küçülmesi mi avantajındır. Ona her zaman aynı değildir gibi bir yorum yaptı. Yani buradan Türkiye'nin dış ticaret açığının da büyük olduğu ve buna da bir başbakan bir savunmaya ihtiyacı olduğunu gördük. Dış ticaret açığının artması yine sizin dediğiniz gibi üretmeyen, tüketen ülkelerin kaderi midir? Dış ticaret açığının halk dilinde tarihteki adı haraçtır. Haraç. Haraç. 2003-2015 yılları arasında Türkiye'nin toplam dış ticaret açığı 835 milyar dolardır yaklaşık. Bu ne kadar büyük bir paradır? Şöyle ifade edeyim. Üçüncü yıllar Boğaz, hangi yıllar demiştiniz? 2003 ve 2015. 2003-2015. Evet. Bu 835 milyar dolarla 3. Boğaz Köprüsü'nden 139 adet yapabilirsiniz. Şu anda yapıyoruz ya, övünüyoruz. Bir tane değil. 139 adet yapabiliriz. Şimdi biz bu bir Boğaz Köprüsü'yle övünüyoruz ama 138 tanesini batıya ödüyoruz. Ve diyoruz ki beyler biz yemiyoruz. Buyurun siz yiyin. Beceremiyoruz. Veya ama onlar bize diyor ki siz bu parayı bana ödemek zorundasınız. Neden? Dış ticaret açığının nedeni sizin dışarıdan satın aldıklarınız ile dışarıya sattıklarınız arasındaki farktır. Şimdi siz cep telefonunu dışarıdan alacaksınız, televizyonu dışarıdan, otomobili dışarıdan. Gıdayı her türlü teknolojik gıdayı da Türkiye yaklaşık 1 milyar dolarlık ayakkabı ithal ediyor. Ayakkabı yapamayacak kadar
geri zekalı bir toplum değiliz biz. Olamayız. Bu sadece sistemin ne kadar yanlış, tezgahın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. 835 milyar dolarla bu paraları ödedik. Ama işin kötüsü, daha da kötüsü, bizim böyle bir paramız zaten yok. Nasıl ödeyeceğiz veya nasıl ödedik bunu? Petrolümüz de yok. Güçlü ekonomi orada diyorlar ki, hayır diyorlar, sen yeter ki ithalat yap, dış ticaret açığın sorun değil, ben sana borç vereceğim. Kredi notunu arttıracağım. Her taraftan borç alabileceksin. Ve Türkiye'nin borcu 2002'de 129 milyar dolardı. 2002 sonunda. Bugün itibariyle 421 milyar dolara geldi dış borç. Dolar cinsinden bunu ifade ediyoruz. Ama burada bir de gayri safi milli hasılamız var. Yani şu anda gayri safi milli hasılamız o dönemde kaçtı? Şu anda kaç? Onu da değerlendirmek gerekiyor. Söyleyelim. Şu anda dış borcun gayri safi milli hasılaya oranı %59,5. Kabaca %60 diyelim. %60. 2004'te, 2005'te bu %40'lardaydı. Oradan buraya geldik. Bu %60 ne demektir biliyor musunuz? Yunanistan 2007 yılında bu %60 orana yükseldi. 2 yıl sonra da kriz patladı, borçlarını ödeyemedi. Öyle bir noktaya geldikten sonra 2 yıl içerisinde faizler bile bu borcu yukarı atar. Ve butona bastıklarında siz borçlarınızı ödeyemezsiniz. Şu gün butona basılsa Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerinde döviz olarak 105 milyar dolar var. Bir yıl içerisinde ödememiz gereken dış borç 168 milyar dolar. Sadece dış borç değil, yapacağımız ithalatın dövizini de buradan karşılayacağız. Hadi onu bir kenara koyduk. Biz şu anda dışarıdan yeni borç almadan 8 ay gidemeyiz. 8 ay. 8 ay gidemeyiz. Peki almamız gereken borç bu 63 milyarlık kısım mı yoksa daha fazla bir borç? Devamlı var. Çevirmek zorundasınız. Türkiye dış borç ödemiyor. Dış borcunu çeviriyor. Yenisini yani alarak ödüyor. Kredi kartı borçlularının yaptığı gibi. Aynen, aynen. Buradaki yani, faiz de kart topu gibi büyüyor. Borcunu ödeyebilmek için bir başka bankadan yine kredi çekiyor. Kredi kartıyla kredi çekiyor. Aynen. Birinde borçlu vatandaş, sıradan bir insan, diğerinde devlet. Şimdi Ayasofya'da Kur'an okunmasına Ramazan'da bazı ülkeler tepki gösterdi. Evet. Niye gösterebiliyorlar bunu? Çünkü onlar sizin ihtişamlı saraylarınıza bakmıyor. Gürlemenize de bakmıyor. Borçlarınızı biliyor. Onun kapısına gideceğimizi biliyor. Sözde Ermeni soykırımını kabul etmeyen ülke kalmadı. Rusya'sından bugün dostumuz dediğimiz Putin'ine kadar, Almanya Cumhurbaşkanı'na kadar, Avusturya Bulgaristan'a kadar hepsi kabul etti. Hepsi söyledi. Fransa Ermeni soykırımını inkar edenlere ceza mahkemesine verdi. Çıkarıyor. Neden bu insanlara, bu ülkelere tepki gösteremiyoruz? Çünkü onların bankalarından borç almak zorundayız. Fransızların arabalarına binmek zorundayız. Üretmeyen ve borçlanan bir ülkeyiz. Bu yüzden bizim iç işlerimize müdahale haklarını görüyorlar. Bu yüzden bu ülkede darbe organize edebilecek kadar ileriye gidebiliyorlar. Ama biz onlara hesap soramıyoruz. Sadece piyonlarla mücadele ediyoruz. Hesap sorarken de şöyle soruyoruz belki. Cumhurbaşkanı Moody's'e tepki gösteriyor. Ekonomi Bankası da dikkate alıyoruz diyor. Yani evet. Maliye içeriye başka mesaj veriliyor, dışarıya başka mesaj veriliyor. Aslında Maliye Bakanı da ekonomik verilerle verilmiş bir karardır diye bir açıklama yaptı Mehmet Şimşek Bey. Yani Moody's'in kararını çok da böyle hani siyasal bir karar olarak açıklamadı. Ergün Bey daha iyi bilir de yani bilasılı kuruluşlar, Standard Poor's olsun, evet. Moody's olsun falan bunlar sistemin ayakta tutan önemli küresel kuruluşlar. Faiz düzeninin ve borçlanma sistemini ayakta tutan önemli şeyler, kuruluşlar bunlar. Siz bunların oyunuyla oynuyorsanız onları dikkate almak zorundasınız. Eğer dünyada bir faiz düzeni var, Türkiye'de de ING, banka ismi vermeyeyim, bir sürü banka, Yahudinin olan, işte başkasının olan, başkasının faaliyet gösteriyorsa, işte bütün sokaklarımızda, merkezlerimizde, en iyi caddelerimizde hep büyük büyük bankalar ve plazaları söz konusuysa, bu ekonomik işgalin en büyük göstergesidir. Doğal olarak böyle bir ekonomik işgal yaşıyorken,
ve siz faiz politikalarının dışında bir ikinci bir alternatifi dahi aklınıza artık getiremiyorsunuz. Ekonomi faizin dünyanın reel gerçekliği çerçevesinde faizi dünya ekonomisinin reel gerçekliği çerçevesinde bakıyorsanız o zaman siz zaten bu oyunun bir figürünün bir piyon oluyorsunuz. İster istemez vezirin yönlendirmesinde ve efendilerin yönlendirmesinde siz ancak adımları sağa sola atabiliyorsunuz, bir adım öne atabiliyorsunuz falan. Yani ama fazlasını yapamıyorsunuz. İşte bu anlamda Türkiye'deki yapılan açıklamaları, kamuoyuna karşı yapılan açıklamalar var. Dünyadaki bu sistemin sahibi, düzenin sahibi erkeğe karşı yapılan bir takım taahhütler var. Açıklamada demeyeyim onlara. Çünkü bunlar aynı zamanda taahhüttür. Çünkü içeriye yapılan bir takım mesajlar varken dışarının da birileri tarafından sürekli tamir edilmesi gerekiyor. Taahhütlerin yenilenmesi gerekiyor. Yoksa daha ciddi bir takım bulunurlar. Bu Gezi Parkı'nda, Gezi Park olayları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz lobisiyle mücadele ediyoruz sözleri neyi kapsıyor o zaman? Yani Türkiye'nin faiz lobisiyle bir mücadelesi yok mu? Ya şimdi ben temelde faiz lobisi kavramına zaten karşıyım. Çünkü Kur'an'ı kavram faizdir. Ve İslam, Kur'an faiz lobisine değil, faizin kendisine bizzat karşıdır. Ve faiz Allah ve Resulüne savaş açmaktır. Bizim literatürümüzde, referansımızda bu vardır. Faiz lobisi meselesi şu anlamda ifade edilebilir. İslam hiçbir zaman faizin sömüreni ya da mazlumu ayrım yapmaz. Faiz düzen olarak zaten kendi varlığıyla zaten yıkıcı bir mikroptur. Toplumları, ekonomileri sömüren sistemin en büyük parçasıdır. Ve insanların temelde sömürgesini esas alır. Nasıl söyleyeyim? Faiz sisteminde paranın akışı fakirden zengine doğru gider. Ama İslami sistemde zekatta zenginden fakire doğru gelir. Şimdi böyle bir yapı varken biz faizin lobisi falan diyemeyiz. İsterse muhafazakar bir banka olsun. Faizle çalışıp da fakirin, insanın, alın terinin cebindeki parayı bir başka kendi cebine zenginliğe eğer akıtıyorsa haksız bir şekilde, haram bir şekilde bunu lobi şey yapamayız. Ama tabii ki faiz lobisi kavramı o dönemlerde kullanılmış ama bana göre bir algı kavramıdır. Sanki Türkiye'de faiz düzeniyle, faizle Milli Görüş'ün 40 yıldır ortaya koyduğu o Erbakan'ın sanki onun devamı gibi bir algı oluşturmak için öne atılmış ve o dönemi belki atlatmak için şey yapmış. Ama baktığınız zaman bugün hala en çok kar eden sektör bankacılık sektörü ise ve hiçbir şekilde hiçbir krizden sarsılmayıp da yani işçinin, çiftçinin, memurun, ziraatçinin, herkesin bir takım malına, varlığına, şuna buna ev alırken her şeye birer ipotek koyan bir bankacılık yedi kollu ahtapot gibi artık benim ülkemde varlığını hepimizin üzerinde hissettiriyorsa, ehli kıble insanları da bankaya alıştırmış ve koşuşturmaya başlamışsak, biz burada demek ki faiz lobisinin de aynı zamanda hizmetkarı durumuna geliyoruz ki bu işte bir şey yapma gayretimiz yoksa. Havuz sistemini kuralım da şu rant sistemine karşı belli bir duvar örelim diye bir gayret yoksa zaten lobi kelimesinin ağzına bile almak gerek yoktur. Bakıyorsunuz dünyanın en büyük işte Yahudi bankaların tamamı Türkiye'nin en üstünde tutulan bankacılık faaliyetlerini yapıyorlar. Ruhsatlar alınıyor, şey yapılıyor. Bütün hizmetler en iyi şekilde bankalara göre ekonomide, işte şehircilikte her şey onlara göre dizayn ediliyor. Şimdi, faiz lobisiyle mücadeleyi ben farklı algılıyorum. Faiz lobisine karşı bir mücadele olarak değil de faiz lobisiyle birlikte sonuç öyle. Mücadele olarak algılıyorum. Neden? Rakamlara bakınca öyle anlaşılıyor. Türkiye'nin bir yıl içerisinde ödemesi gereken dış borcu, iç borca girmiyorum. 168 milyar dolar dedik. Ayda 14 milyar dolar yapıyor. Günde 460 milyon dolar. Saatte 19 milyon dolar. Bu program 1 saat sürecekse 19 milyon dolar dış borç ve faiz ödeyecek. Enerji tasarrufu için yaz saatine geçelim, kış saatine geçelim tartışmaları sürüyor ya. Evet. Biz bu faizi ve dış borcu ödemek zorunda olduktan sonra hangi saat dilimine geçersek geçelim kalkınamayız. Bir adım ileri gidemeyiz. Saniyede 5329 dolar ödüyoruz. Evet mücadele ediyoruz ama biz faiz
lobisinin güçlenmesi için mücadele ediyoruz. Rakamlar bunu söylüyor. Bu rakamları şimdi, hiçbir ülke kaldıramaz. Fatih Kamlı ilginç bir soru sormuş. Demiş ki Standard & Poor's'un ve Moody's'in notumuzu düşürmesi ekonomimize ne gibi etkileri olur ki? Sonuçta üretime dayalı olmayan rant ekonomisi söz konusu Türkiye'de. Yani veya işte üretime dayalı değil, sadece tüketime dayalı bir ülkeyiz. Bizim notumuzu düşürseler ne olur? Saygın bir uluslararası kuruluşun yaptığı araştırmaya göre dünyada 199 trilyon dolarlık borç var. Borç. 199 trilyon ki bunun ifade edebilmek, anlatabilmek mümkün değil. Bu borcu verenler veya bu borcu yönetenler faizi bir puan yukarıya çekseler yaklaşık 2 trilyon ek faiz elde ederler. 2 trilyon dolar. Türkiye'nin bir yıllık milli gelirinin 3 katıdır. Bir puan yukarı çekerek faiz gelirlerini bir ülkenin, Türkiye gibi bir ülkenin 3 katı kadar arttırabilirler. Şimdi bu not kırmalar, krizler, savaşlar esas itibariyle bu devasa fonu yönetenlerin kar ihtirasıyla oluşuyor. Bu olayın ekonomik yönü. Ve hemen bakıyoruz, kurlar bugün dolar 3.06'larda, 3.05'lerde gördü. Faiz oranları Türkiye 10 yıllık devlet faizi, devlet tahvili faizinde dünyanın en yüksek 5. faizini ödeyen ülke. Bizden yüksek ödeyenler de Kenya, Uganda gibi sıkıntılı ülkeler. Şimdi biz bu kadar onlara faiz getiriyoruz, gelir getiriyoruz. Onlar da not kırarak faizi arttırıyorlar. Bazen de not yükselterek daha fazla borçlanmaya teşvik ediyorlar. Bu olayın ekonomik nedeni. Olayın tabii bir de siyasi yönü var. O siyasi yönü de Türkiye'nin mevcut ekonomi şartları içerisinde yalnızlaşması, sıkıntı yaşaması, iktidarın zayıflatılması, hükümetin yaralanması. Tabii onların da buna yönelik bir beklentileri var. Anlaşılan o. Çünkü Gezi olaylarından itibaren hep bu süreç, her yıl bir şeyler oluyor Türkiye'de. Olayın ekonomik ve siyasi olarak sadece iki nedeni bu. Şimdi Türkiye'nin ekonomisinden bahsediyoruz. Tabii küresel bir dünyada işte faiz lobisinden bahsediyoruz, küresel güçlerden bahsediyoruz, şirketlerden bahsediyoruz. Bunun yanında Türkiye'nin ekonomisinin geçen yıllara rağmen sürekli büyüdüğünden bahsediliyor. Peki bu büyümeyi nasıl tarif edeceğiz? Yani sizin dediğiniz gibi bir yere kadar büyümesine fırsat mı veriyorlar? Yoksa gerçekten Türkiye ekonomisinde bir büyüme söz konusu mu? Şimdi tabii büyümeden kasıt pazar olarak büyümenizi isterler. Ama bu sizi gerçek anlamda güçlendirmez. Kaldı ki büyüme ve güçlü ekonomi arasında bir fark var. Elbette. Şimdi bakın, milli gelir nasıl hesaplanıyor? Yurt dışından bir yerli banka gitti borç aldı. 10 milyar dolar aldı getirdi. Türkiye'de vatandaşa dağıttı. Vatandaş da aldığı krediyle ithal cep telefonu aldı. Otomobil aldı. Başka lüks tüketim yaptı. Şimdi milli gelir hesaplamasında bu 10 milyar dolar milli geliri arttırıyor. Halbuki para da bizim değil, satın alınan ürün de bizim değil. Fakat ekonomi büyüdü mü? Büyüdü. Fakat güçlendi mi? Hayır. Aksine güç kaybetti. Çünkü borcunuz arttı ve onun karşılığında hiçbir şey kurmadınız, bir fabrika kurmadınız. Borç da alınabilir, yeri gelir. Ama o borcu geriye ödeyebilecek, rahatlıkla ödeyebilecek şekilde bir sanayi teknoloji merkezi kurarsın, bir bilim merkezi kurarsın. O zaman belki sıcak bakılabilir, daha fazlasını kazanıyorum dersin ama o krediyle sadece tüketim yapıyoruz. Ve bu politika sizi bir yere kadar büyütür, ondan sonra daha fazla büyüyemezsiniz. Bir balonun şişmesi ve belli bir noktadan sonra patlaması gibi. Şimdi Türkiye büyüyor diyorlar, ben size rakamları söyleyeyim. Türkiye'nin milli geliri, TÜİK rakamları 2008'de 730 milyar dolar. Şimdi hepimiz Türkiye'nin büyüdüğünü zannediyoruz. Bu rakamın bugün bundan fazla olması lazım değil mi? Evet, doğru olarak. 8 sene geçti. Şu anda 2015 sonunda 730 milyar dolardan bırakın yukarıya gitmeyi 718 milyar dolara geriledik. Neden? Çünkü borç bir yere kadar büyütür, ondan sonra patlarsınız.
ilerleyemezsiniz. Türkiye tıkandı. 8 yıldır dolar bazında milli gelir küçülüyor sonuç itibariyle. Kişi başına düşen milli gelire bakıyoruz. 2008'de yine TÜİK rakamlarına göre, devletin resmi rakamları, 10.300 dolar. 8 sene geçmiş 2015 sonunda 9.130 dolar. Özür dilerim, ben bunu merak ediyorum. Bu kişi başına düşen milli gelir. Şimdi siz diyorsunuz ki, kişi, daha doğrusu devlet diyor ki 10.000 dolar kişi başına düşen yıllık milli gelir. Değil mi? Evet. 4 kişilik bir ailede 40.000 dolar yapar bu. Evet. Bu da 120.000 lira para yapar. Yani şu anda her bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin 120 bin lira yıllık para kazanması demek bu. Yanılmıyor muyum? Evet. Aylıkta 10 bin lira. Evet. Kim bunu kazanıyor? Veya bu nasıl hesaplanıyor da bu milli gelir böyle oluyor? Yani asgari ücretin 1300 lira olduğu bir evde bir kişinin çalıştığı bir Türkiye'de bu nasıl bir hesaplama oluyor? Bu sadece Türkiye'nin bir sorunu değil. Dünyada da böyle. Küresel sistem, kapitalizm öyle bir sistem kurmuş ki şu anda yine saygın bir kuruluşun, isim veremeyeceğiz burada, yaptığı araştırmanın sonucunda dünyada %1'lik kesim, geri kalan %99'dan daha zengin. Düşünebiliyor musunuz? %1'lik. Evet, o %1'lik kesime saygı duyuyorum. Microsoft, belli şeyler üretirler ve parasını kazanırlar. Ama %1'lik kesim, bunların hepsi mi bu şekilde zengin oldu? Hayır, büyük çoğunluğu sistemin faiz getirisi sayesinde paradan para kazanarak zengin oldu. Siz günde 12 saat çalışıyorsunuz. Başkaları o %1'lik kesimde günde 30 saat mi çalışıyor? Hayır. Burada tabii sadece paradan para kazanma değil. Sonuçta bir teknoloji üretiyorlar. Bu teknolojiyle insanları öldürerek de para kazananlar var. İnsanlar, savaşlardan. Tabii yani sonuçta artık savaş da bir ekonomik enstrüman olarak yeryüzünde ve teknolojik enstrüman olarak da değerlendirmek gerekiyor. O yüzden hakikaten saygı duyulabilecek bir durum da değil birçok anlamda. Sizin ifade ettiğiniz o teknoloji üretimi noktasında bunlar hakikaten saygı duyulacak belki bazı şeyler vardır ama küresel sistemin bütünün içerisinde aslında sadece ve sadece insanoğlunun, Ademoğlunun, Allah'ın yeryüzüne bir imtihan vesilesi olarak yarattığı insanoğlunun kanını, kemiğini, iliğini emecek şekilde, yere gelip canını da alacak şekilde bir düzen kurulmuş. İşte aslında bu düzeni öyle bir tartışmak gerekiyor ki genellikle bize işte bu olup bitenler üzerine tartıştırma da yapmıyorlar. Yani bu faiz düzeninin öyle bir genel kabullü son zamanlarda zihinlerde de öyle yerleşti ki biz Müslümanlar bile bu hakikati bildiğimiz halde bereket versin bile denildi yani. Ya tabii versin. Yani bu hakikati bildiğimiz halde içselleştirebiliyoruz. Evet. Kabulleniyoruz ve başka çıkış yolumuz yok deme noktasına kadar da biz geliyoruz. Siz rakamlarla konuşuyorsunuz, doğrusunu yapıyorsunuz. Mustafa Bey özür dilerim. Şu sebep olmadı buna. Şimdi hoca efendiler çıktı dedi ki ilk evi alacaksan faize girebilirsin kardeşim diye fetva verdi. Yani sen fıkıh bile evet. Yeri geliyor bu düzen için değiştirilebiliyor. Kendince yani fetvalar bile yeri geliyor 15 yıl önce fetva başka bir şeydi. 15 yıl sonra fetva başka bir şey oluverdi. Yani fıkıhı bile yeri geliyor bu düzen için, bu düzenin devamı için ve bu düzeni içselleştirmek insanların kendi haramını, günahını ve kendi dünyalık açgözlülüğünü diyeyim inşa etmek için fıkıh bile buna bir alet, bir maşa yapma noktasına geliyor. Öyle ki bu düzen mesela Türkiye'de kurulmuş faizsiz bankacılık örnekleri vardı. Yeryüzünde de bu çalışmalar maalesef Türkiye'de bugün artık çok fazlasıyla yapılamıyor. Malezya merkezli İslami ekonomi olsun, faizsiz düzen olsun, İslami sigortacılık olsun birçok noktada ciddi çalışmalar yapıldığını duyuyoruz, takip ediyoruz. Ama mesela Türkiye'deki sistem adeta faizsiz bankacılık sistemini bile yutmak üzere. Yok etmek. Yok etmek üzere ve yutmak üzere. Yani kendine doğru mevzuat benzeştirdi. Mevzuat öyle bir noktaya geldi ki faizsiz çalışan finans kurumlarını faiz bankasının bankalarına ve sisteme bütünleştirdiği noktaya doğru hızla çekmek istiyor. Düzen kendinin alternatifte hiçbir küçük oluşuma müsaade etmiyor. Hemencecik onu gerektiği şekliyle müdahaleleri yapmak suretiyle
faiz ekonomik düzeni kastediyorum ve tabii siyasal düzen de bunu besliyor. Bütünüyle biz meseleleri ele almamız gerekiyor. Düzen böyle. Bu düzenin bir değişmesi lazım. Çözüm önerileri de alacağım tabii de ama müsaadeniz olursa kısa bir araya gideceğim. Aranın ardından Türkiye ekonomisini konuşuyoruz. Konuşacağımız birçok mesele daha var. İzleyicilerimizden çok soru geliyor. Saadet Partisi Kongresi'ni Mustafa Kurdaş nasıl yorumlayacak diye. Geçen hafta çünkü kısa kalmıştı. Çok fazla süremiz kalmamıştı. Derin bir konu kısa bir aranın ardından. Kanal 42 ekranlarından yeniden hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. İkinci bölümle karşınızdayız. Birinci bölümde lokomotif ülkelerle vagon ülkelerin durumlarını ve Türkiye'nin ekonomisini ele aldık. Ne durumdayız onu konuştuk. Devam edeceğiz bunu konuşmaya. Birinci bölümde dedik ki Türkiye'nin ekonomisi borca dayalı bir ekonomi. Borçlanan, borçlayarak büyüyen bir ekonomi. Bunun alternatifi ekonomiler var mı? Yani üreten, ürettiğinde ne kazanıyor bu ülkeler? Buna örnekler var mı dünyada? Var. Örneğin Güney Kore var. 1960'ta Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir Güney Kore'nin 3 katı. Bizde 508 dolar, onlarda 156 dolar. Dünya Bankası verilerinden konuşuyorum. Aradan çok değil, yani ülke tarihi açısından çok değil, 55 sene geçmiş. Üçte birimiz olan bu ülkenin milli geliri kişi başına şu anda bizim 3 katımız haline gelmiş. Türkiye'nin şu anki. Evet. Şimdi Güney Kore nasıl o hale geldi? Nasıl ilerledi? Hepimizin evinde belki Güney Kore'de imal edilmiş bir televizyon var. Veya kullandığımız cep telefonu belki de ondan. En fazla teknolojik ürünleri Güney Kore dünyaya üretmeye ve satmaya başladı. Ve sonuçta balçıklı köylerden oluşan bir ülkeydi. Kuzey Kore ile savaşıyordu, iç savaşa tutuşmuştu. 1950'li yıllarda asker göndermiştik. O halde şu anda bulunduğu noktaya geldi. Nasıl geldi? Türkiye'nin toplam ihracatındaki ileri teknoloji ürünlerinin oranı %3.7. Güney Kore'de bu %22. İşte bu rakamlar farkı oluşturdu. Biz bir kamyon domates satıp bir cep telefonu satın alma peşinde koşarken, ekonomik politikaları buna göre uyarlarken, onlar cep telefonu üretip ihtiyaç duyduklarını alma peşine düştüler. Ve sonuçta daha fazla zenginleştiler. Daha fazla ürettiler ve daha fazla zenginleşmeye de devam ediyorlar. İşte üreten ekonomiyle üretmeyen, yani tüketen ne demektir? Kırıntılarla yetinen ülke demektir. Türkiye kırıntılarla yetinmeyi hak etmiyor. Türkiye'nin lokomotif ülke olması gerekiyor. Çünkü ancak bu takdirde koca bir İslam dünyasını peşinden sürükleyebilir. Onları da şu andaki acı ve sefaletten kurtulabilir. Kendisiyle birlikte onları da kurtarmanın tek yolu Türkiye'nin lokomotif bir ülke olması. Onun da yolu güçlü bir ekonomiden geçer. Üretmeden yapamazsınız bunu. Köprüyle olacak iş değildir bu. Sadece inşaatla olacak iş değildir bu. Bilimde, sanatta, teknolojide üreteceksiniz. Nobel ödülleri bu yıla kadar 531 tane bilim ödülü dağıtıldı. Tıp, fizik, evet, kimya vesaire. Bunun 130 tanesini Yahudi bilim adamları aldı. İslam bilim adamlarının sayısı kaç biliyor musunuz? 3. Bir tanesi Aziz Sancar Bey. Aldığı hediyeyi Türkiye'ye hediye etti. Ama o civan mertliğinden. Aslında o çalışmalarını Amerika'da yaptı. Amerika'da o imkanları verdiler. Burada yok. Burada bilim adamlarımızın o bilimi, o teknolojiyi üretme şansı yok. Sanayicilerimizi de sanayi yatırımı yapmaya mecali yok. O yüzden biz de ama diğer... teşvikler var. Teşvik veriyor devlet sanayi yatırımı. Hiç dikkat ettiniz mi? Her yeni başbakan teşvikle geliyor. Hiç önceki teşvikler işe yaramış olsaydı yenilerini açıklar mıydı? Bu teşvikler gündem için yapılıyor. Ve aynı vergi affı gibi 2-3 senede bir vergi affı düzenlenir. Arada sırada başbakan değişinde herkes gelir teşvik açıklar ama Türkiye olduğu yerde gider. Siz
üretmeden, felsefenizi değiştirmeden teşviklerle yapamazsınız, ilerleyemezsiniz. Size küresel sistem ellerinize, ayaklarınıza zincirler vurmuş. Dış borçlanmayla vurmuş. İthalat ekonomisiyle vurmuş. Yabancılar her yıl 100 Türk firmasını gelip satın alıyor. Onunla vurmuş. Turizme dayalı bir ekonomi kurdurmuş size. Turist gelmeyince ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ondan sonra politikacılarımız ülke ülke dolaşıyor. Lütfen bize turist gelsin. Şimdi, bu konuda bir parantez açayım ben de. Şunu da söyleyeyim. O parantezi de eklersiniz belki. Şimdi umuttan bahsetti ya Ergün Bey. Türkiye hala İslam ülkelerinin umudu mu? Tabii. Yani Türkiye belki Cumhuriyet dönemi hükümetlerinin ortaya koyduğu performansla değil. Küreselin, batının, uluslararası toplum şablonun bir parçası olması hüviyetiyle değil. Ama 600 yıllık Osmanlı, 400 yıllık Selçuklu, 1000 yıllık İslam medeniyetine sancaktarlık yapmanın belki vermiş olduğu o maziyle birlikte hakikaten halen ümit olmaya devam ediyor. Hangi İslam ülkesine giderseniz gidin, Türkiye'de de başbakan kim olursa olsun, Erbakan Hoca hariç tutarak söylüyorum, herkes için umuttur Türkiye. Erbakan Hoca'nın başbakanlığında iş çok daha farklıydı. Çünkü zaten parantezi de o çerçevede açmak istiyordum. Evet. Çünkü 50'de önce hükümet döneminde hani Ergün Bey dedi ya, herkes teşvikle geliyor, her yeni başbakan. Erbakan Hoca o zaman teşvikle gelmedi ama 3 tane büyük ekonomi paketiyle birlikte geldi. Ve üçü de üretime ve ülkenin kendi parasına sahip olma modelleriyle gelmişti. Bu çerçevede havuz sistemi kurulduğu... Ülkenin kendi parasına sahip olma. Evet, bunu bilerek söylüyorum. Çünkü hoca zaten Siyonizmi anlatırken kendisi 3 kağıt oyununu anlatıyordu. Doların yeşil kağıdın basılıp parayla insanların ve insanlığın kıtaların, coğrafyaların zenginliğinin nasıl çalındığını, tahvilin sarı kağıdın basılıp tahvil ihracatıyla şununla bununla da nasıl aynı şekilde insanların, ülkelerin zenginliğinin çalındığını, aynı zamanda beyaz kağıt, merkez bankalarında işte Amerikan Merkez Bankası'nda şu kadar dolarınız bulunmaktadır diye merkez bankalarına verilen beyaz kağıtla da ifade ediyordu. Erbakan Hoca mesela o dönemde çok iyi hatırlıyorum şeyi topluyor denk bütçe çalışmaları sırasında. Zannediyorum Ziraat Bankası'nın yurt dışında kamu bankalarından Ziraat Bankası'nın yurt dışında 24 milyar doları var. Biz bunu buraya niye getirmiyoruz deniyor. Yani bizim paraya ihtiyacımız var ama bizim paramız yurt dışındaki şubelerde Ziraat Bankası'nın şubelerinde bulunuyor. Niçin bulunuyoruz? İtibar için. Hayır, aslında o paralar bir başkalarının kullanım için orada bulunuyordu. Alınan kararlardan birisi de kamu bankalarının yabancı şubelerindeki paralarının derhal içeriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma o dönemde başlatılmıştı. Bunu o dönemde başbakanlık muhabiri olduğum için hakikaten çok iyi takip ettiğim süreçlerdi. O üç tane ekonomi paket, üretime dair üç ekonomi paket çok önemli. Bunların içerisinde madencilik bile vardı. Zannediyorum benim hatırladığım 54. Erbakan hükümeti döneminde çok büyük bir madencilik hamleleri yapıldı, yatırımları yapıldı. Özellikle de borla da ilgili ciddi çalışmalar ki bor mesela hani alternatif diyoruz ama biz üretmekten bahsediyoruz. Boraks yani bor ve alüminyum evliliğinden oluşan boraks madeninin kıymetini bilmiyoruz. Borla azotun birleşiminden oluşan yakıtın gelecekte insanlık açısından çok önemli olacağının farkında değiliz. Dünya bor rezervinin bilinen %70'i bizim Edremit Balıkesir havzasında yatıyor. Ama biz bunu üretmek çok pahalıdır diyoruz. Teknolojik gelişmelerden her şeyden ayrı yaşamaya, tüketmeye, borç almaya devam ediyoruz. Onun için milli bir ekonomiye ve milli bir ekonomik anlayışa ihtiyaç var. Bunun içinde siyasi bir iradeye ihtiyaç var. Siyasi irade şunu yaparsa eğer çok iyi borç alıyorum, sıcak parayı ülkeme çekiyorum, borsada şu kadar param var ve ekonomiden anladığımız bizim işte kur meseleleri ise borsa meseleleri bu değil. Yani reel ekonomiyle ilgili bazı hakikatlerimiz de var bizim. Onlara dönmemiz gerekir. Bakıyorsunuz
çiftçinin ahırı artık kalmamış. Ahırları başka iş görüyor, hayvan yok. Orada bile başka bir tekelleşme söz konusu. Saman ithal eden bir ülke olduk. Peki bu biraz tembelleştiğimizi de göstermez mi? Tembelleşiyor muyuz yoksa karlılık oranı düşük olduğu için mi vaz mı geçiyoruz? Yok, hayır, bize bu öğretiliyor, bize bu dayatılıyor. Sonuçta öyle bir sistem var ki Dünya Bankası ve IMF'nin, Türkiye Dünya Bankası mesela Türkiye'ye dayattığı bir şey var, çiftçiye verilmek üzere. Aslında ekmediği bilinen ama sırf cebinde para olsun harcasın diye Türkiye'de çiftçiye verilen bedava ekmediği tarlalar karşılığında paralar var. Şimdi aslında üretmemek üzere ciddi anlamda Türkiye'de bir devlet politikası yürütülüyor. Üretmemek üzere. Üretmemek üzere bir devlet politikası yürütülüyor. Ve bunun bir an önce değişmesi gerekiyor. Devletin kârı ne bundan? Devletin kârı anlamında, dünya sistemi anlamında bu dayatıyor. Bunu sana IMF dayatıyor, Dünya Bankası dayatıyor ve bankacılık sistemi dayatıyor. Öyle ki siz bankacılık sisteminin önünü açarken ister istemez o bankacılık sistemin genel kültürü ve amaçları, gayeleri de senin toplumunun tamamına doğru yürüyor. Ve devlet teşviklerinden bahsettiniz ya, hani bu teşviklerin tamamı da aslında bankaların yine kârlılığına kârlılık katacak derecede şeklinde yürütülüyor. Oysa evet, bir takım teşvikler yapılacaksa buraya, bunların modelleri olabilir. Az vergi alırsınız, faize bulaştırmadan bunu yapabilirsiniz ki nitekim Erbakan hükümeti döneminde bir teşviği ben çok iyi hatırlıyorum. O da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye soktuğu arabalarla ilgiliydi. Hiçbir şekilde bankaya, şuna buna falan bulaştırmıyordu. Ve yine yurt dışında çalışan işçilerimizin Türkiye'de takım tezgahları getirmesiyle ilgili ön açılmıştı. Yani üretimden, üretime dair bir takım o önler açılmış. Ama şimdi böyle bir şey yok. Tam tersine. Bugün eğer siz yurt dışından da bir şey getireceksiniz, bankayla getirmek durumundasınız. Leasingle şunla bu. Tabii bankayla, leasingle o sistemin bir parçası olarak hizmet etmek durumunda kalmış. Şimdi onunla ilgili şunu da eklemek isterim. 2003-2015 yılları arasında Türkiye'nin büyüme oranı %4.7. TÜİK rakamları yine. Evet. Yine aynı TÜİK kaynağına göre 1996 ve 97'de bir yılda yani ortalama %7.2. Yani bugünkü büyüme rakamlarının iki katına yakın bir büyüme gerçekleştirilmiş. Eğer milli görüşün ekonomi politikaları o gün uygulanmaya devam etseydi 10 yıl içerisinde, bakın mübalağa etmiyorum, ne söylediğimi de biliyorum ve bu sözlerimin de arkasındayım. Türkiye 10 yıl içerisinde Avrupa'nın en gelişmiş ülkesi olurdu. 20 yıl içerisinde de dünyanın en gelişmiş ekonomisi olurdu. Güçlü ekonomisi olurdu. Tüm baskılara rağmen, evet, güçlü, üreten, zengin ve bütün dünyaya adil bir gelir sistemi ihraç eden bir ekonomi. Dünyayı değiştiren bir ekonomi. Bütün baskılara rağmen 2 yılda %7.2 büyüme oranının yakalanması bir mucizedir. Bu milli görüşün fikirlerinde, bakış açısında yatan bir mucizedir. Bunun dışında küresel sistemin bize verdiği hiçbir reçete Türkiye'yi geliştirmez, güçlendirmez. Şimdi bununla ilgili bir şey daha şey yapalım, güçlendirelim bu şeyi. Şimdi biz Erbakan Hoca'nın başbakanlığı döneminde hocanın iki tane siyasi yurt dışı gezisine de çok önemli gezilerdi. Her ikisine de Milli Gazete'yi temsil eden o dönemde iştirak ettik. Birisi işte İran, Pakistan, Endonezya, Malezya, Singapur'la devam eden bir seyahat. Bir diğeri de işte malum Mısır, Libya ve Nijerya'yla devam eden seyahatti. Bu seyahatlerde D8 kurulma çalışmaları bir taraftan yürütülürken, bir taraftan da yapılan ticaret anlaşmalarında çok önemli bir kriter vardı. Dünyada ilk kez uygulanan çok önemli bir kriter. Türkiye ile ikinci bir ülke arasında yapılan ticari anlaşmalardaki ödeme planı dolara göre yapılmıyor. Bu dolar bypass ediliyor. Ya iki ülke para birimi ya da takas, mal değişimi üzerinden ticari anlaşmalar imzalanıyordu. Bu aslında dünyada çok devrim oluşturacak ve doları taca atacak ve doğal olarak Yahudinin kurduğu bir dolar üzerindeki sistemi yerle bir edecek. Bir dolar sıkıntılı.
bile sıkıntılı değil, tam tersine. Bir dolar meselesini biz çok daha tartışmamız gerekiyor. Her bakımdan tartışmamız gerekiyor. FETÖ'yü de tartışmak gerekiyorsa bir dolar üzerinden tartışmak gerekiyor. Dünya Siyonist sistemini de tartışacaksak bir dolar üzerinden tartışmamız gerekiyor. Şu an tartıştığımız ekonomiyi de tartışacaksak o bir dolardaki mühür üzerinden tartışmamız gerekiyor. Eğitim politikamızı da Suriye'de, Irak'ta olup bitenleri de bir dolar üzerinden tartışmamız gerekiyor. İşte o sistemi yerle bir edecek bir şeydi süreçte doların bypass edilmesi. Dünyada ilk kez uygulandı, Erbakan Hoca tarafından uygulandı ve daha sonra da zannediyorum Venezuela aynı tavrı kısmen ortaya koymaya çalıştı. Saddam Hüseyin aynı tavrı kısmen ortaya koymaya çalıştı. Petrol satan ülkelerin dolardan vazgeçmiş olması önemli bir şeydi. Ha, doların bypass edilmesi başka bir anlama gelir mi? Hayır. Sonuçta doların yerine ihtas edilecek bir para birine de elbette ihtiyaç vardı. Evet, iki ülke arasındaki para, kendi para birimleri söz konusu olabilir, takas olabilir ama D8'in içerisindeki projelerden birisi de sonuçta İslam ülkelerinin kendi para birimiydi. Biz kendi para birimimizi konuşmuyor da dolar üzerinden istatistiklerimizi oluşturmaya devam ettiğimiz müddetçe de sonuçta varacağımız yer yoktur. Bir başka şey de teknoloji. Yani biz ekonomiyi konuşuyoruz. Teknoloji de çok önemli bir şey. Nitekim her şey artık teknoloji üzerinden yapılıyor. Yeni teknolojiler bulma noktasında bizler, sömürülmekte olan ülkeler, Türkiye gibi o üretim potansiyeli olan, aslında referansı güçlü olan ama batıya yamanmış gibi ülkeler, eğer bu noktada teknolojiye yatırım yaptığı takdirde birçok şeyi yapabilecektir. İşte örnekler verildi, Ergün Bey de verdi. Belki birçok daha verilir. Sonuçta bir bakıyorsunuz şirketler, öyle şirketler var ki koca koca devletlerden, hatta Türkiye'nin milli gelirinden, bütçesinden çok daha güçlü şirketler haline geliyorsunuz. Neyle? Bir cep telefonu markasıyla. Biz bir cep telefonu bir markası bile yapamıyoruz. Hatta onu bırakın, en güçlü alanlarımız var. Tekstilde dışarıdayız, mobilyede dışarıdayız, işte halıda artık dışarıdayız. İşte başka başka tarım alanında bile artık dünya ülkeleri skalasının dışındayız. Geriye kaldı sadece belki bir gün bir yiğit gelir de şu madenlerimizi işleyelim derse, bir madenlerimiz var. Bir de iş gücümüz var, genç iş gücümüz. İnşallah bir gün bu süreç içerisinde gireriz. Dolardan bahsettik. Bir izleyicimiz demiş ki Merkez Bankası'nda 105 milyar dolar rezervi olduğunu söyledi Ergün Bey. Bu para Merkez Bankası'nın kasasında mı? Evet, hassas bir konu. Soruyu soran kardeşimize teşekkür ediyorum. Maalesef Merkez Bankası'nın rezervim dediği paranın büyük kısmı yurt dışında. Yabancı bankalarda. Neden? Küresel sistem o şekilde istediği için. Bu şekilde dizayn edildi. Merkez bankaları rezervlerini, büyük kısmını yabancı ülkelerin belli başlı bankalarında tutmak zorundadır. Bunu bir teminat olarak görebilirsiniz. Dış borcun bir kısım teminatı veya yapılan ithalatın veya küresel sisteme olan bağlılığın bir teminatı olarak. Türkiye'de Merkez Bankası'nın yurt dışında tutulan paralarının Türkiye'ye getirilmesini hiçbir politikacı söylemiyor. Bunun üzerinde durmuyor. Eğer Türkiye bağımsız olacaksa içi boş söylemleri bırakıp bir an önce milletimizin alın teriyle kazanılan bu parayı kendi ülkemize getirmesi gerekiyor. Ve bunun ekonomiye katkı olarak sunulması gerekiyor. O noktadan sonra Türkiye'nin bağımsız olup olmadığını konuşabiliriz. Merkez Bankası'nda güya para var ama borç almaya devam ediyorsun. Paraya ihtiyacı var. Bu konuyla ilgili... Özür dilerim. O Merkez Bankası'nda o para varken o parayı kullanamıyoruz. Biz borç alıyoruz. Kullanamıyoruz. Zaten Merkez Bankası'nın bu bahsettiğim 105 milyar doların büyük kısmı yine borç. 30-35 milyar dolarlık kısmı kendine ait. Dolayısıyla bu borçla aldığı parayı bile yurt dışında tutuyor. Daha da ilgincini, trajikomik olanını söyleyeyim. Merkez Bankası yurt dışındaki bankalarda tuttuğu bu büyük devasa paralar için bir faiz oranı alıyor. Ama bu bankalar o parayla, yani bizim paramızla Türkiye'ye
ödedikleri faizin 10 katıyla borç veriyorlar. Tamam, havuz yani sistemi burada devreye giriyor aslında. Havuz sisteminin tam küresel havuz sistemine de ihtiyaç evet. var. Yani kendi paramızla bize borç veriyorlar ve faiz elde ediyorlar. Şimdi Merkez Bankası ile ilgili bir başka ilginç şey de biliyorsunuz küresel anlamda. Kemal Derviş'in Türkiye'ye geldiği dönemlerde Türkiye'nin de o yola girdiği bir dönemdi. Biliyorsunuz birkaç hafta içerisinde onlarca kanun birden meclisten geçirilmişti Kemal evet. Derviş döneminde. Bunlardan birisi de Merkez Bankası'nın özerkliği ile ilgili bir süreçti. Bütün dünyada merkez bankalarının özerkliği süreci yürütüldü ki bu işte küresel sistemin dışına kimse kaçamasın diye ve sonuçta Türkiye'de de bunun bir dönem tartışmalar oldu biliyorsunuz. Siyasi irade iktidar dedi ki işte faizi indir öbürü de indirmem gibi bir takım böyle tartışmalar çıkıyor. Yani milletin inisiyatifinde bile davranamayacak doğrudan doğruyu talimatı küresel sistemin genel kabulleri içerisinde vermek durumunda hareket etme durumunda kalacak merkez bankaları oluşturur. Aslında bugün merkez bankalarının gerçekte ülkelerin bankası mı, merkez bankası mı yoksa küresel sistemin bir şubesi mi bu da tartışılır. Zaten Türkiye bu anlamda küresel sistemin bir şubesi olduğunu sadece Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Merkez Bankası yapılanması, mevzuat yapılanması ve uygulamalar açısından söyleyeyim. Genelde dünyada durum böyledir. Küresel şablonun, küresel faiz düzeninin şubeleri şeklinde yapılandırılmışlardır. Ki Fed'in de yapısı zaten doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası değil, 7 tane Yahudi bankasının oluşturmuş olduğu bir konsorsiyumdan ibarettir. Dolar da aynı şekilde farklı bir misyonu görmektedir. Hatta buradan belki doların kiralık olma meselesi, işte Siyonizmi oradan da bir pay gitmesi, bir dolar gerçekten sizin dediğiniz gibi önemli bir şey aslında. Bir doların detaylı bir şekilde herhalde ekonomi ve küresel dünya dizimi. Konular, evet. Çok ciddi konular. Yani askeri konulardan daha ciddi konular. Yine o proje dediğinizde gelişmiş teknoloji, hep Erbakan Hoca'nın şeyini hatırlarım ben işte savaş gemisi yapmayacaksın, o savaş gemisinden çıkan füzeyi o geri gönderecek teknoloji yapacaksın ama orada bir şey daha söylemişti. Biz bunu yaptık, bunun üzerine daha fazla konuşmayacağım da demişti. Yaptı mı, yaptıysa nerede, böyle bir şey mümkün mü? Şimdi bana soruyorsan soruyu, yani bunları 2009'da Erbakan Hoca İran'a yapmış olduğu seyahat sırasında bizzat Ahmet-i Nece'de, Alehmane'ye ve birkaç tane İran yönetim, think tank kuruluşunda yapmış olduğu dışarı konferansında da anlatmıştı. Ben ilk Erbakan Hoca'dan o zaman onları duymuştum. Teknolojinin Müslümanlar için büyük bir nimet olduğunu, ya. O yüzden Müslümanların teknolojinin nimetini yeniden kazanmaları gerektiğini, bugünkü şartlarda silahlanma, batıyla silahlanma yarışına girilecek olursa onların elinde diyelim ki 500 tane savaş gemisi var. Ben de bir 100 tane yapayım derseniz birleşir. Karşı taraf siz 100 tane yaparken karşında bir 1500 tane daha kor. Onların elinde işte 1000 tane füze var. Ben de bir 200 tane daha yapayım diye yola çıkarsanız onlar karşınıza siz 200 tane yapana kadar bir 2000 tane daha kor. Olması gereken şey yeni teknolojik buluşlara Müslümanların sahip çıkması, sahip olması ve teknolojik buluşlar noktasında ciddi çalışmalar yapmasıdır. Müslümanlar ne zaman kazanır biliyor musunuz diye sordu, söyledi Ahmet Nece'de. Müslümanlar bir gemiden bir füze fırlatılıp da o füzeyi bir başka füzeyle karşılamakla değil, o fırlatılan füzeyi bir düğmeye basarak tekrar o gemiye doğru yöneltilebilirse ancak o zaman Müslümanlar bu teknolojik savaştan kazanır demişti. Aynı zamanda da bir örnek daha verdi. Manyetik alan teknolojisini mutlaka kullanmak gerekir dedi. Aynı zamanda uçakların düşürülmeden yeryüzüne indirilebileceğine dair de bir takım konuları, hususları anlattı. Ben daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra hatta gazetelerde bir haber okudum. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir insansız hava aracını düşürdü diye. Sonra İran bir açıklama yaptı, fotoğrafları yayınladı. Hayır dedi, biz düşürmedik, onu yere indirdik demişti. Şimdi Müslümanların bir takım yeni teknolojik buluşlara imza atması gerekiyor. Yani bunun hoca içinde, İran'a bunun içinde vermiş olabilir mi? Beyin göçü,
beyin gücü meselesi çok önemli. Yine hani bahsetmiş olduğum 54. Erbakan hükümeti döneminde hocanın yapmış olduğu seyahatlerden birisi Endonezya'ya. Endonezya'da Habibi Erbakan hocamızın çok samimi bir arkadaşıydı, dostuydu ve hocamıza bağlı bir kişiydi. O dönemde Sanayi Bakanıydı. Suharto devlet başkanı, Habibi ise Sanayi Bakanıydı. Habibi Erbakan hocayı Endonezya'nın yerli ve onların milli uçak sanayini gezdirirken hocamız orada bir cümle etti. Dedi ki Müslüman ülkelerin ve Türkiye'nin en büyük sorunu beyin göçüdür. Müslümanlar bu beyin göçünü durdurmalı. Biraz önce Ergün Bey ne dedi? Aziz Sancar. Nobel ödüllerini anlattı. Aziz Sancar'ı bahsetti. Türkiye'nin değil aslında Amerika'nın yetiştirdiği bir bilim adamıydı dedi. Bizdeki bütün beyinler hep göçüyor batıya. Batı onlara bir takım imkanlar sunuyor ve Batı tek tek hepimizi oraya doğru tavlıyor ve orada o bilimsel çalışmalarını yapmanı sağlıyor. Hoca da dedi ki hayır. Bizim bilim adamımız bizim burada kalmalı, burada kalıp araştırmalar yapmalı, imkanlar sunmalıyız. Peki hatırlıyor musunuz? Belki siz hatırlar mısınız bilmiyorum. Yaş itibariyle söylüyorum. Yıla göre cevabım değişir. 96'da Ceyhan'ın için söylüyorum. O dönemde Erbakan hocamızın bu beyin göçüyle ilgili bu tarihi açıklamalarını maalesef, hadi isim bile vereceğim, Hürriyet gibi, Sabah gibi, bu çok boyalı satan o dönemde Erbakan Hoca'ya karşı ve milli politikalara karşı savaş açmış olan Zihniyet'in yayın organları Erbakan Hoca Türkiye'ye beyinsiz dedi gibi başlıklarla veriyordu. Maksat neydi? Onlar hangi maksatla, hangi yıpratıcı bir algı operasyonuyla beyinsiziz gibi bir takım manşetler ve başlıklar altında o gezideki bu tarih açıklamaları maalesef Türkiye'ye yansıtma gibi bir gaflette bulunuyorlardı. İşte bunlar olduğu müddetçe biz daha bunları maalesef çok konuşuruz. Maalesef o beyin göçünü nasıl durduracağız? Aslında onun da bir çözüm olması devlet lazım. Politikası. O da üreten bir tabii Türkiye'ye rolünü oluşturacaksın, lazım. Merkezler oluşturacaksın, think tank kuruluşları oluşturacaksın. Üniversiteleri hakikaten politik değil, kavga yeri değil, algı yeri bilim değil. Üreten. Üniversiteleri hakikaten araştırmaya dönük, bilim adamı olmaya dönük, ahlaklı bir şekilde bir ortam oluşturmak noktasında adımlar atmamız gerekiyor. Ama biz bugün üniversiteleri ne yapıyoruz? Lisede mezun olan herkesi üniversiteye sokup orada bir 5 yıl daha işsizler havuzunda tatlı su balığı genci gibi onların bir takım özelliklerini yapıyoruz, baskılıyoruz. Böyle olmaması lazım. Üniversiteleri daha saygın noktaya doğru getirecek hızlı, ivedi adımlar atılması gerekiyor. Ama bugün üniversiteler İlim hariç, araştırma hariç her şeyi yapıyor. Aynen öyle. Yani kimileri için özür dilerim, kimileri için ekonomik kaynak oluyor, kimileri için işte başka... Para aklama merkezleri oluyor. Özel üniversitelerde dökülüyor, devlet üniversitelerinde dökülüyor. Yani Türkiye'de işte iyi dediğimiz Boğaziçi, Yıldız, İTÜ, İstanbul Üniversitesi belki nedir ama onların da yani, dünya sıralamasında yerleri yok. Hayır ne buluş var? Yani bana Boğaziçi mezununa soralım, var mı bir buluş Türkiye'de? İyi üniversite ile kötü üniversite arasında bazı farklar olsa da değişmeyen şeyler de vardır. Ekonomide hala Adam Smith'in, kapitalizmin fikir babalarından, kurucularından ekonomik fikirleri okutulur. Ve bunları siz öğrenmeden, ezberlemeden mecun sınıfınızı olursunuz, geçemezsiniz. Bunlardan bir tanesi absolute advantage dedikleri, Türkçesi mutlak avantaj veya mutlak üstünlük diye olabilir bir prensip. Burada der ki kim neyi iyi üretiyorsa onu üretecek. Bunun arkasındaki yatan fikir şudur. Sanayi devrimini Batı yaptı. Sanayi ve teknoloji ürünlerini en iyi Batı üretir. En ucuza onlar üretir. Dünyanın geri kalanının onu üretmesi gerekmez. İhtiyaç yok mu yani? İhtiyaç yok. Türkiye gibi ülkeler ne yapacak? Turizm, tarım ama dönmüyor sistem. İşte iyi üniversitede, kötü üniversitede okutulan bu, verilen fikir bu. Daha o aşamada gencecik dimağlar Türkiye'nin aslında bir sanayi ve teknoloji ülkesi olmadığını kabul etmek. Onu olamayacağını. Sınav kağıdında yazmak ve sınıfını geçmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla evet farklar var ama temelde fikir ve eğitim aynı ve bu çok kötü bir eğitim.
Ya bizim tezler yine... yazılıyor. Bu tezlerde eğer siz Batı'dan kopyala yapıştır ya da Batılı kaynaklardan eğer bir cümle, iki cümle ve hatta merkeziniz tezin tamamını felsefeyi yapıyorsanız bu felsefecilerden, ekonomiyi yapıyorsanız bu ekonomistlerden, işte diğer bütün sahalarda eğer bir tez yazıyorsanız Batılı bilim adamlarının koymuş olduğu tezlerin dışında başka fikirler ortaya koyuyorsanız zaten geç. Yok. Buradan bir şey çıkmaz. Sonuçta sen Batı'nın çoğalttığını burada kopyalıyorsun. Kötü bir taklidini yapıyorsun. Zaten senin referanslarına, senin tarihine, senin köküne, senin beslenmiş olduğun kaynaklara zaten uymuyor. Doğal olarak işte sadece maaş alıp veren, dekanlı olayım olmayayım tartışmalar içerisinde geçen bir akademik dünya üzerinde yürüyor. Maalesef. Yoksa başka ilim yok, bilim yok, tartışma yok, işte hakikaten sağlıklı bir tez ortaya atayım yok, yazayım yok. Ha, ne yapıyorsun? İşte maaşım ne kadar olacak? Doktoram nasıl biter? Doçent nasıl olurum? İşte üniversitede şu köşeyi, şu koltuğu nasıl kaparımın? Akademisyenler bunun yarışında. Kariyer yarışması. Kariyer yarışında. Ne kariyer ya? Biz ilim üretmek zorundayız. Şimdi böylelikle biraz eğitime girdik. Aslında bugün eğitimde konuşacaktık ama vaktimiz kalmadı. Mustafa Bey, size gelen sorular var. Hafta sonu Saadet Partisi istişare toplantılarını yaptı. Genel Başkan adayı için bir istişare temayül yoklamasıydı. 30 Ekim'de bir kongre var. Hafta sonunda katıldınız diye biliyorum ben o temayüle. Evet, yani iki temayüle. Gün hem oradaki hava hem de Saadet Partisi'ni kongreye götüren süreci nasıl yorumlayacaksınız? İşte 1 Ekim itibariyle Genel İdare Kurulu üyelerimizin, Başkanlık Divanımızın, Kurucular Kurulu'nun, YİK üyelerimizin, delegelerimizin, ilçe başkanlarımızın Saadet Partimizin ana kaburgasını oluşturan teşkilat yapısını temsilen herkesin davet edildiği, ismen davet edildiği bir istişare çalışması yapıldı. Bu çalışmada iki temayül ortaya kondu. Bunlardan birisi genel başkanlıkla ilgili en az 3 teklif, en fazla 5 isim yazmak kaydıyla ve aynı zamanda da mevcut genel idare kurulu üyeleri değil ama dışarıdan da Milli Görüş kadrolarında bizi en iyi şekilde temsil edecek ve yapıyı daha çok güçlendirecek işte genel idare kurulu listesinde yer alması teklif edilecek isimlerin yazılması istendi. Burada da hakikaten davetli hazırın bu istişareyi çalışmada görevini ilk aşama için yapmış oldu. Tabii bu bir süreç, bir günlük bir mesele değil. Sadece bir önemli bir başlangıç oldu. Biliyorum ki önümüzdeki günlerde yine Ankara'ya, çünkü Saadet Partisi sadece bir parti değil, bir hareket, siyasi bir hareket. Milli Görüş Hareketi'ni temsil eden bir partinin büyük kongresine gidiyoruz. Elbette ki diğer siyasi partilerdeki kalıplar ve gelenekler üzerine değil, Milli Görüş'ün temel esasları ve temel uygulama esasları çerçevesinde bir süreç yaşayacağız. Sonuçta Milli Görüş Hareketi köklü bir harekettir ve Milli Görüş Hareketi gelip geçici bir heves değil. 40 yıllık, 45 yıllık köklü bir birikim olan, tecrübesi olan ve hakikaten onlarca kongreyi yaşamış bir siyasi harekettir. Ve şu süreçte en güzel sağlıklı sürece gidecek bir 30 günü geçirmek üzere yola çıktı. Bu çerçevede ben Milli Görüş kongrelerini hep böyle bir şölenin ötesinde heyecanın yenilenmesi, safların yeniden sıklanması, aynı zamanda azmin kararlılığının yeniden inşası noktasında görüyorum. Ve tabii Milli Görüş Hareketi fedakar insanlarımızın ortaya koyduğu gayretlerle hep bugüne kadar geldi. İnşallah yıllarca daha, nice yıllarca devam edecek. Bu fedakarlıkların da taçlandırıldığı bir şölen olarak görüyorum ve tanımlıyorum. Ve inşallah hayırlı ve güzel bir sürecin yürüyeceğini biliyorum.
Önümüzdeki günlerde Ankara'ya Milli Görüş Kuruluşları'nın kimilerinin yönetim kurulları, kimilerinin bütün ilçe başkanlarıyla birlikte Anadolu'yu temsilen diğer Milli Görüşçü kuruluşlar da Ankara'da çağrılacaklar. Onların da aynı şekilde görüşleri alınacak ve istişareyi bir mekanizmanın sonunda da elbet bir karar verecek. Şimdi demokrasi deyince genellikle parmak ön plana çıkar. Milli Görüş Hareketi'nde yapılanması itibariyle de bizim açımızdan esas olan istişaredir. Ve istişare de Milli Görüş Hareketi'nin en büyük gücüdür aslında. Yani çünkü Cenab-ı Allah Kur'an'da şurayla işlerimizin halli noktasında bizi emrediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yine aynı şekilde uygulamaları böyleydi. Mutlaka istişare ederdi. Ve nitekim İslam devletlerinde tarih boyunca hep Müslümanlar işlerini istişareyle yapmışlardır, yürütmüşlerdir. Ve istişarenin en büyük özelliği de şudur ki bir istişarede diyelim ki Mustafa Kurdaş bir ismi istemiştir ya da bir görüşü savunmuştur diyeyim. Ama çok ısrarlı, çok istekli, çok arzulu savunmuştur. Fakat çok arzulu savunmasına rağmen kendi görüşü değil, karşı çıkmış olduğu bir görüş benimsenmiştir. O zaman istişare sonucunda Mustafa Kurdaş'ın uyacağı, bir milli görüşün uyacağı şey alınmış olan karardır. Ve kendi istemediği dahi, kendisinin şiddet itiraz ettiği bir husus dahi olsa sonuçta onu sahiplenerek, sanki kendi fikriymiş, sanki kendi görüşüymüş gibi onu sahiplenmesidir milli istişarenin bereketi. Bu konuda Oğuzhan Bey'le ilgili ilginç bir anekdot hatırladım. Numan Kurtulmuş Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçtikten sonra Oğuzhan Bey'le ilgili bir soru sorulduğunda benim genel başkan olmama en çok karşı çıkan Oğuzhan Atatürk'tü. Fakat genel başkan olduktan sonra en fazla desteği ben ondan gördüm. Tabii demiştim. Yani olması gereken de budur. Yani sonuçta Erbakan Hoca bir karar vermiştir. Erbakan Hoca bu kararı verdikten sonra da herkes bu kararın gereği noktasında evet. Çaba sarf etmek durumundadır. Ha, biz daha sonraki süreçte başka şeyler yaşanmıştır. Nelerin yaşandığını bugün herkes zaten görüyor. Herkesin o sürecin nasıl Erbakan Hoca'nın ne kadar haklı olduğu bugün zaten bugünkü tablo itibariyle de ortadadır. Ben Milli Görüş Hareketi'ni bu anlamda istişareye sahip çıktığı müddetçe samimiyetle, ihlasla, bütün kademelerinde önünde hiç kimse duramaz. Çünkü istişare çok büyük bir güçtür. Ve Cenab-ı Allah bu istişareyi yapıyorsanız eğer siz ve bunu sağlıklı yapıyorsanız mutlaka o harekete güç verecektir. İstişarenin bereketine bereket katacaktır. O yüzden ben Milli Görüş Camiası'nın her ferdine, önce kendime ve sonra da bütün Milli Görüş Camiası'nın fertlerine söyleyeceğim şey şudur ki nacizane, ne olur orada burada, sosyal medyada, kişiler üzerinden konuşmayalım. İlkeleri aslında ortaya koymak lazım. Çünkü konuşulan isimler de yıpranır. Ve sonuçta her biri kıymetlidir, her biri değerlidir. Elbette hepimizin yüreğinde bir aslan yatmaktadır. Evet. Hepimizin bir kanaati vardır. Ama hepimiz açısından yüreğimizde yatan aslandan daha çok bize davamız sevimlidir. Biz davamızı daha çok seviyoruz. İnsanlarla ilgili şu iyi insan, şu eksiği var, şunun şu artısı var diyebiliriz. Ama bunları mezrasında, yerinde sorulduğu zaman ve belli bir amaçla ve belli bir ihlasla istişare geleneğinden, istişare kültüründe ve istişare sevabını alma niyetiyle ve bu hareketi düzlüğe çıkartma niyetiyle yapmak gerekir ve tekrar söylüyorum, mezrasında ve yerinde. Ben bazen görüyorum, takip ediyorum sosyal medyayı. Hem Facebook anlamında hem Twitter anlamında da takip etmeye çalışırım. İlkeli kullanmaya çalışırım. Öyle saatlerimi geçirmemeye ama günde bir 5 mesaj Twitter'da, bir 5 mesaj burada da Milli Gazete ve kurumsal üzerinde camia ile ilgili vermeye çalışırım. Ama takip de ederiz tabii ister istemez bize de bir takım etiketlerle mesajlar da geliyor. Ve bize ulaşmak da zor değil. Yani ben hakikaten sosyal medya üzerinde ve birçok engeli iletişim anlamında insanlarla hep kaldırmışımdır.
O yüzden de birçok şeyi de görebiliyoruz. Bazen bakıyorum bu mecralarda insanlarımız, kardeşlerimiz zanlarda bulunuyor. Belki iyi bir şey yaptığını düşünüyor. Ama sosyal medyanın ortaya koymuş olduğu kötü kültürün etkisinde kalarak bir şeyler yazıyor. Zarar veriyor aslında. Ve hem kendisine, çünkü sonuçta %100 vakıf olmadığı bir meseleyi yazıyorsun sen. Allahu alem zandır. Zannın büyük bir kısmından kaçırmak gerekir. Ve zannın bir kısmı günahtır. O yüzden bu şeylere kendimiz açısından tevessül etmememiz gerekiyor. Öbür taraftan iyi niyetle bile olsak, gönlümüzde yatan insana hizmet ediyormuş gibi davransak da belki onu yıpratıyoruz. Ya da bir başka insanı, Milli Görüş davasında her şekilde kalmış bir başka insanı yıpratma faaliyeti içerisinde girebiliyoruz. Bunlardan kaçınmak gerekir. Biz işin mecrasında ve istişare usullerinde yürümemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi normalde süremiz olsaydı bu konuyu biraz daha açacaktık. Açabilirsiniz. Biraz daha, ama varsa açın. Ama süre bitti. Önümüzdeki hafta. Yok. Daha ayrıntılı konuşalım. Ergün Bey, çok istifade ettik. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ötürü. Umuyoruz milli bir ekonomi modeli gelişir ve kısa zamanda Türkiye'nin ekonomisi rayına girer diye temenni ediyoruz. Çok sağ olun katkılarınız için. Mustafa Kurdaş, çok teşekkürler. Sağ olun katkılarınız için. Gündemin izinde programı bugün de sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.